Şimdi Sert Üksüzler'den sonra cidden iyi bir çıkış oldu. Ondan sonra zaten sol albüm geldi. Ondan sonra zaten Poet'le birlikte biz devamlı sahne alıyoruz. Hala da alıyoruz. Yani sahnelerin ardı ardı kesin. Yani ben bir süredir böyle beat olarak yeni albümü hazırlanıyoruz. Bunu önceki röportajda da belirtmiştim ama malum ÖSS durumlarından dolayı böyle kayıt alacak durumu müsaitliğim olmadı. Şimdi işte sınav daha bugün oldu. Bundan sonra herhalde başlarım. Çünkü çoğunun da sözü bitti. Filmlerle konuşuldu. Çok konsept bir albüm geliyor diye ben düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Türkiye'de belki de pek örneğini görmedim ama storytelling tarzında iki tane şarkı düşünüyorum. Birisi Paskar'ın Düşleri olacak, diğeri de Esperanza olacak. Üç kişinin hayatının birleşmesini anlatıyor. Eğer aklımdaki gibi skitleri de oturtursam, ki skitleri de diyalogları da ben yazdım. İnşallah bunların kayıtlarını da yapabiliriz. Eğer bunlar gerçekleşirse albüme bunları alacağım. Ama albümün internete yansıyacak kısmı küçük bir edition olacak. Yani özel şarkıları vermeyi düşünmüyorum internete. Özel bir arşivciler için de bir miktar basmayı düşünüyorum. Eğer şartlar değişmezse veya bir tarafı gelmezse. Yani şimdi bunlarla uğraşıyoruz yani. O yüzden bir sessiz kaldık. Bir de insanları izledim yani kim ne yapıyor falan. Biraz dinlendim. Özel hayat vesaire. Öyle zaman akıp geçti yani. Sesiyle öldür aslı kayıp bir öyküdür bu. Özünde sensilik bir cennet hayalin. Sagopa Şubat ayıydı sanırım. Böyle bir yazık bir açıklamada bulundu bana göre. Ben zaten onun ekibiyle de irtibata geçtim, kendisiyle de irtibata geçtim. O bir abi nasihatı olarak bunları söylemiş ama yani abi nasihatını direkt birebir insan şahsa söyler. Bunu çıkıp da bir medya kuruluşunda beyan etmez diye düşünüyorum ben. Sonuçta herkesin yaptığı işler belli. Bizim 3 albümlük bir geçmişimiz var. Onun da sonuçta belli bir geçmişi var. Bilmiyorum yani. Sonuçta ben kendisine de söyledim. Ortaya Sagopa Kajmer ve Raziel arasında bir benzerlik bulabilirse insanlar gelip bunu bana söylesin. Ben bunu Sagopa'ya da dedim. Hani benim hiçbir nakaratımda Sagopa'nın yaptığı gibi dinlenme yok veya cümle kurguları farklıdır. Aynı tınıda gitmez. Veya benim değiştiğim konular daha farklıdır. Onunki daha farklıdır. Sonuçta benim yani ondan daha önce hani illa bir idol alacaksam ben, hani Sagopa'ya sıra gelene kadar bir dünya isim var yani. Bu böyle. Sonuçta biz bu kadar cahil bir insan değiliz. Türkiye'deki herkes sadece bir ceza, bir Sagopa bilip de bu işe başlıyor olabilir ama biz yıllardır rap müzik dinliyoruz ve bu işin under'ını, over'ını, 4-6'ını, kuzeyini, Minnesota'sını, güneyini, her tarafını takip etmeye çalışıyoruz. Avrupa'sını, Asya'sını ve Türkiye'sini. Çekip de milferi çıktım yola, gazi razı her taraf ola bora ruhtu yelkeni. Şimdi Dream TV sponsorluğunda Fatos'un düzenlediği bir yarışma oldu. Bu yarışmaya amatör müzisyenler şarkılarıyla katıldılar. Biz de katıldık. Sonuçta biz de amatörüz. Herhangi bir yasal çalışmamız yok. Şarkılar şu anda oylamada. Poet'le birlikte yeni bir şarkı yaptık. Şarkının ismi Susma. Sosyal bir şarkı oldu. Yani buna dikkat etmeye çalıştık. Sosyal konuları ele almaya çalıştık. İşte eğitim, yaşam standartları. Çok dolaş bir çalışma oldu. Bunu Fatos'a sunduk biz ve şu an oylamalar devam ediyor. Bizi cidden şarkıyı dinleyip hiç duymamış olanlar ve şarkıyı beğeniyorlarsa cidden oy verebilirler. Sonuçta bir üyelik alıp bir tıklama yapmak çok kolay. Bizi destekleyen insanlar da bence oy vermeli. Çünkü hani hep destek deniliyor. Bence destek verilmesi gereken zaman şu zaman. Bu yüzden başka da bir soru yok. Umarım hak eden kazanır. Çünkü işiniz ucunda profesyonel bir klip var. İnşallah hak eden kazanır diyorum yani. Herkese başarılar diliyorum yarışmaya katılanlar için. Başka bir şey söyleyeyim. Sustum şimdi beynim paranoyak temelden. Büyücü büyüdü bak taş duvarlar ardı tek kapıydı. Ya şimdi benim direkt front sanatçı olmak gibi bir idealim yok şu an için. Yani direkt ben bir solo yapayım işte aman şirketler peşinde koşayım gibi bir durumum yok. Şu an aklımda belli başlı 2-3 albüm var. Ben içime sindiği anda tek başıma solo bir albüm yapmayı düşünüyorum. Ama ondan önce herkesin beklediği bir albüm var kafamızda bizim. Onu yapmayı düşünüyoruz. Şu an sürpriz olmasını istiyorum. Pek açmak istemiyorum. Belki ondan sonra bir solo olabilir. Yani ama Bandrolli de ilk solo olmayacak benim. Gözlerinde gördüğüm yılların harabesi, bakışlarında saklı duvarda. Vallahi konsere geldik işte, yurt dışından birçok isim geldi, yurt içinden, İzmir'den olsun, çeşitlilerden kaliteli isimler geldi. Umarım eğleniriz, umarım izleyenler de eğlenir, şu an teras katındayız.
Herkese saygı sevgi diyorum. Benden bu kadar. 2007 Haziran'da Smokey Pop'la Forever.